Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türk yetkililerden Ermenistan açıklaması, Türkiye bu konuda samimi. Değerli izleyenler, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesi için yapılan görüşmelerin ilkinin üzerinden bir yıl geçerken iki ülke arasında direkt uçuşların yeniden başlatılması ve doğrudan hava kargo ticaretinin önündeki engellerin kaldırılması gibi adımlar atıldı. Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'da Erivan yönetiminin diyalog süreci kapsamında özel temsilcisi olarak atandı. Moskova'daki görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin tam normalleşmesini hedefleyen müzakerelerin ön şart olmadan sürdürülmesi konusuna mutabık kalındı. Kılıç ve Rubinyan ikinci görüşme kapsamında 24 Şubat 2022'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Ermenistan ilişkilerin tam normalleşmesini hedefleyen müzakereleri ön şart olmadan sürdürme konusundaki uzlaşısını İlişkilerin tam normalleşmesini hedefleyen müzakereleri ön şart olmadan sürdürme konusundaki uzlaşısını yineledi. Normalleşme görüşmelerinde ümitlendiren bir adım da Mart 2022'de atılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ekim'de Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti. Türkiye ile Ermenistan arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda doğrudan hava kargo taşımacılığının önündeki engeller kaldırıldı. Diplomatik kaynaklar, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesi için yapılan görüşmeler ve süreçteki son duruma ilişkin Anadolu Ajansı muhabirlerine değerlendirmelerde bulundu. Özel temsilcilerin 1 Temmuz'da gerçekleştirdiği 4. görüşmenin ardından Türkiye ile Ermenistan arasında çeşitli kurumların katılımıyla uzmanlar düzeyinde iki ayrı toplantı yapıldığını belirten diplomatik kaynaklar, bu toplantılardan birinin sınır bölgesinde, ikincisinin de Alican sınır kapısında gerçekleştirildiğini, her iki görüşmenin de samimi ortamda geçtiğini ifade etti. Kaynaklar, bundan sonraki süreçteki görüşmelerde iki ülke arasında karşılıklı ticaretin başlatılması başta olmak üzere diğer bazı konuların ele alınacağını dile getirdi. Türkiye ile Ermenistan arasında 2 Şubat'ta başlayan doğrudan uçuşlara da değinen diplomatik kaynaklar, karşılıklı uçuşlar gayet iyi gidiyor, insan insana temasa başladı, insanlar rahat gidip geliyorlar, süreçte gözle görülmeyen şeyler de oluyor. Bir Türk vatandaşı vize başvurusunu Tiflis üzerinden yapıyordu çünkü Ermenistan'a ulaşım yoktu. Şimdi internet bağlantısı yapıldı, eskiden Ermenistan'a internet üzerinden ulaşılabilme imkanı yoktu. Ermenistan'daki internet bütün Türkiye'ye kapalıydı, artık açıldı. Konsolosluk işleri son derece iyi yürüyor. Göz önüne yansımayan bazı insani adımlar da atılıyor, ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.